Excuse me, can I ask you a question? Sure. Where you from? I am from Turkey. From Turkey, nice, okay. Yes. How many strong countries are there in this world? Three. Which one? America, Russia, England. You said that you were from Turkey. Why didn't you call me Turkey as a strong country? Because you didn't ask me the strongest country. Selam çocuğu ve diğerleri. Adamdaki egoya bak. Önce kendine selam veriyor, sonra bize. Sen var ya çok salak adamsın. Niye lan? Etrafında bir sürü karı kız var. Hiçbirini de yerine bilmiyorsun. Senin yerinde olacaktım var ya, hepsine takılırdım be. Yerimde olduğunda yaparsın o zaman. Ulan Aykut, ne boş adamsın be. Alfabedeki X harfi gibisin. Tamamen etkisiz elemansın. Hadi buna da bir cevap versene. Nokta gibisin be kardeşim. Hep koydum. Efsane bir üründe geldim sana bu sefer. Ne işe yarıyor bu ama? Bunu yemeklerde kullanmıyorsun. Ya genellikle özel günlerde masaj, yalnızlık hissettiğin zaman. Yok kardeşim yok. Ben istemiyorum. Kullanmıyorum. Sen işine bak. Hadi. Ben bir yağ arıyorum da. Yalnızlık yağıymış abi. İhtiyacım var da. Var mı sizde? Yok kardeşim. Biz o ürünü satmıyoruz ya. Hadi ya. Benim bu ürünü bulmam lazım. Dükkanıma getirtmem lazım abi. Bu yağdan var mı diye soruyorum. Ver, ver kardeşim. Doldur, dükkanı doldur bu yağlardan. Bu benden sana hediye. Bekliyorum ha, çabuk getir, çabuk. Ne oldu lan? Yavşak bakkal. He? Hocam ağzımızda suyu dolandırıp yutmadan çıkarırsak oruç bozuluyor mu? Bozulmaz. Peki ağza suyu aldık. Hafiften dolandırıyoruz. İnceden bademciye dokunuyor derken hop. Abi çok mutsuzum ya. Elif gerçekten beni aldatıyormuş. Onu öğrendim ya. Ben sana söylemiştim oğlum bunu daha önceden. Abi Allah'ı şahit gösteriyordu. Bir sürü yemin ediyordu bana. Ben nasıl inanmayayım ki bu kıza? Artık kime inanacağımızı da şaşırdım. Bana bak kardeşim. Her yemin edene, Allah'ı şahit gösterene inanmayacaksın kardeşim. Ve ilk olarak karşındaki insanın imanını kontrol edeceksin. İmanı düşük olanın inandıracağı hiçbir şey olamaz bana. Olamasın da sana. Hayırdır lan? Sosyal medyada atıp tutuyorsunuz, WhatsApp'ta grup kuruyorsunuz. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Orada burada çıkıyorsunuz, biz en iyisiyiz diyorsunuz, diğerleri gibi heyecan mı arıyorsunuz? İsteseydim heyecanı canlı yayında arardım. Bizimkisi film değil, karşındayım bak şimdi. Kameralar sağda solda, kurulu düzen hat safhada. Paracıklar zarflarda, sözde düşmansınız bu mecrada. İnsanları kandırıyorsunuz, duygularını hiçe sayıyorsunuz. Takipçi için birbirinizi satıyorsunuz. Eleme usulü eşleşme yapıyorsunuz. Asarım keserim diyorsunuz. Karşı karşıya gelince gölgenizden korkuyorsunuz. Sözde antrenman yapıyorsunuz. Gösterişe sunuyorsunuz. Storyler bitince aranızda gülüyorsunuz. Bizim buralarda bir laf vardır. Hak yolu varken bok yoluna girilmezdi. Abi
Abi çok çaresizmişim, düşünsene. Hayırdır oğlum, ne oldu? Abi duyduğuma göre bu işin piri sensin. Benim kız arkadaşım çok konuşuyor, hiç susmuyor. Bunun ilacı da sen demiş, ne olur bana bir yardım et. Çok doğru bir yere geldin kardeşim. Bu ilacı alıyorsun, kız arkadaşına götürüyorsun. Bir daha ömür boyu konuşamayacaksın. Ne istersen yapacaksın. Uf, zaten geçen hafta bir tane ayakkabı beğenmiştim. Onu bir türlü be... Abi sana kurban olurum. Sen nasıl bir ilaç verdiysen daha içmeden etkisini gösterdin. Hatun sözümden hiç çıkmıyor. Çiçek gibi oldu. Kral adamsın da. Ferhat ile Şirin devri çoktan kapandı. Paranın fendi, kadını yendi. Lan Aykut, senin evi var ya, hakkında herkese piçin yavşan tekiymiş diyormuş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sıkıntı yok kardeşim. Benimle beraberken de babama çok benziyorsun diye. Kanka o Azra var ya, kendim ayarlayacağım ona. Ayarlayamaz oğlum. Ayarlarım var mı senin için? Varım lan, neyine? Ben ayarlarsam köpek maması yiyeceksin. Başka bir şey olsun. Seni yemeğini önünden alamam çünkü. Sağda solda Aykut'a borç para verdim diyormuşsun. Al. İyi de ben sana 100 lira verdim. Burada 500 lira var. Kalanıyla da karakterini doyurursun. Abi 9'larda bir kız gördüm, yemin ediyorum afet afet. Oğlum lan sübiyancısın lan sen, sübiyancı. Oha, kız mesaj atmış 9. sınıflardan. Seninle konuştuğumuzu kimseye söyleme, tamam mı? Bu ne be kardeşim ya, ortama her yerinde eline telefon var, ne yapıyorsun böyle? Bak be. Oğlum buraya geliyorlar. Aykut. Canım gel otur. Nereden buldun lan bunu? 5 milyondan fazla kişinin oynadığı oyundan buldum. Nasıl yani? Sohbet edilip arkadaş eklenebilen tek platform, hatta bu seferki ciddi. Oğlum evin yurdun yok. Neye güvenerek ciddi düşünüyorsun? Mobil TL ve yerli sermayeyi desteklemek adına beyaz eşya ödülleri veren tek platformdan. Yani bu oyundan. Fan 101 okey. Bak bu kızlar da benim oyundan arkadaşlarım. Hatta şu an çevrimiçiler. Hayat sevince güzel. Oha lan, evleniyoruz. Bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin ister. Oo Aykut ver ya. Versene bir işleteyim şunu ya. Alo. Alo. Kanka ne yapıyorsun? Sensiz yapamıyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen kimsin ya? Tanıyamadın mı lan beni? Yok vallahi çıkaramadım. Daha bir yere batmadım ki. Neyi çıkaramadın? Kardeş çırpındıkça batıyorsun ama. Hadi kim olduğunu tahmin et bakalım. Öf, söyleyeceksen söyle be. Harbi uğraşamayacağım ha. Uğraşma zaten. Uğraşsan da çözemezsin beni. Kardeş. Sen ilk önce bir kendini tanıt bakalım da çözmeye değecek kadar adam mısın? Biz de onu görelim. Benim adım Cafer. Boyum 1.10. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Jugali'yi dinlemeyi severim. En sevdiğim yazar Manapınar'ından Hasibenim Ahmet. Sevdiğim futbolcu... Turn down for what? Ya Aykut, merak ettiğim bir şey var, sana da soracağım. Sor. Sence Türk kızları mı yoksa Rus kızları mı? Kime sorsam Rus kızları diyor ya. Hiç düşünmeden Türk kızları derim hayatım. Oha Aykut, hemen evlenelim. Bence de hemen evlenelim. Çünkü düşünürsen fikrim değişebilir. Ya öf Aykut ya. Hepiniz aynısınız. Bıktım sizden. O zaman ben sana bir soru sorayım. Türk erkeği mi yoksa İtalyan erkeği mi? Sorayım mı şimdi? Tabii ki de İtalyan erkeği. O zaman ooo sei così bella ma non io il mio tipo. Ya çok tatlı bu şey. Bana bak kızım. Unutursak Türklüğümüzü, çekeriz gördüğümüzü.
Görmediysek zulüm yüzü, sebep Türk'ün kara gözü. Burada bir yerde. Gerçekten beni aldatıyormuş, onu öğrendim ya. Ben sana söylemiştim oğlum bunu daha önce. Abi Allah'ı şahit gösteriyordu, bir sürü yemin ediyordu bana. Ben nasıl inanmayayım ki bu kıza? Artık kime inanacağımızı da şaşırdım. Bana bak kardeşim. Her yemin edene, Allah'ı şahit gösterene inanmayacaksın kardeşim. Ve ilk olarak karşındaki insanın imanını kontrol edeceksin. İmanı düşük olanın inandıracağı hiçbir şey olamaz bana. Olamasın da sana. Dur bir saçma başıma bakayım da. Aa dur ben de bakayım tipimi düzelteyim. Hayatım senin bakmana gerek yok ki. Ya niye? Çünkü baksan da düzeltemezsin. Oğlum aşırı kilo aldım ya. Geçenlerde spora başladım abi. 3 ay sonra görün beni var. Aşırı fit olacağım. Kas falan yapacağım. Bütün kızlar bana hasta kalacak ya. Ya he boş konuşma lan. Dur oğlum daha senden bahsetmedik. Kerem oğlum hayırdır? Niye moralin bozuk senin ya? Sana ne? Oğlum adam akıllı bir şey soruyorum ya. İşten de kovmuşlar zaten seni. Niye kovdular? Ne yaptın gene? Aa bana öyle deme oğlum ama kendimi küçük hissediyorum be. Bir yolda yürüyormuş. Kafasına kağıt düşmüş. Ölmüş anasını satayım. Niye lan? Çünkü kağıtta 50 ton yazıyormuş. Komik mi bu şimdi ya? Hayır şu an komik değil. Ama sen bunu anlayacak seviyeye geldiğinde